Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Yayınları 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 19 sıra sizde sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Evet, birinci sorumuza gençler gördüğünüz gibi aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Gençler çıkarma işlemini hatırlayacak olursak eksilen sayıyı gençler ne yapıyoruz? Çıkan sayının toplama işlemine göre tersiyle toplamaya çevirerek topluyoruz. O halde eksi 17'yi aynen yazıyorum. Artı 7'nin gençler yani çıkan sayı bakın buradaki artı 7'dir. Artı 7'nin toplama göre tersi eksi 7'dir. Bunu eksi 7 olarak yazarak toplama işlemi yapıyoruz diyoruz. Evet, eksi 17 ile eksi 7'yi toplarsam işaretler aynı olduğu için 17 ile 7'yi topladım. 24 ortak işareti yazdım. Eksi 24 olur. Bu işlemimizin sonucu diyelim. B'ye geldiğim zaman gençler eksilen sayımız artı 25'i e aynen yazıyoruz. Evet, artı 10'u toplama çevir e, toplam işlemini çevirmek için gençler artı 10'u eksi 10'a çeviriyorum. Ve toplama işlemini döndürdük. 25'te eksi 10'u toplarsam 25'ten evet mutlak değeri 25'in daha büyüktür. 25'ten 10'u çıkarıyorum. 15. 25'in işaretini yazdım. Artı 15 olur bu işlemimizin sonucu diyoruz. C'de sevgili gençler artı 45'ten eksi 16'yı çıkaracağım. Artı 45'i aynen yazdım. Eksi 16'yı toplamaya göre tersi gençler. Artı 16'dır. Artı 16 olarak yazıp topluyoruz. 45'te 16'yı toplarsak da evet artı 61 olur. Bu işlemimizin sonucu. Ç'ye geldiğim zaman eksi 49'u aynen yazıyorum gençler. Artı 56'yı toplamaya çevirmek için önce artıyı çevirdim. Artı 56'yı eksi 56 yazdım. Eksi 49 ile eksi 56'yı toplarsak aynı işaretli olduğu için 49 ile 56'yı topladım. 105 evet, ortak işareti yazdım. Eksi 105 olur bu işlemimizin sonucu diyelim. Evet, D'deki sorumuzda gençler. Bakın burada iki tane eksimiz var gençler. Bunları toplamaya çevireceğim. Öncelikle şu alt tarafta istersek hemen D'yi yazalım. Evet, artı 56'yı yazdım. Eksi 25'i e artı 25'i e çevirdim. Ve toplama işlemini döndürdük. İşte ikinci eksiden de kurtulmak için yine artı 46'yı eksi 46 olarak yazdım ve toplayacağım. Gençler şöyle gruplayarak toplayabiliriz. Artı 56 ile artı 25'i toplarsam. Evet 6, 5 daha 11 elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. Burası artı 81 oldu. Artı 81 ile eksi 46'yı toplayacağım. Zıt işaretli olduğu için gençler ne yapıyorum? 81'den 46'yı çıkaracağım. Evet 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. Gençler büyük olan sayımız artı 81'de o halde işaretini yazdım. E, buradan da artı 35 olarak D'nin yanıtını vermiş olalım gençler. Evet E'de de sevgili gençler yine 3 tane sayımız var. O halde şöyle karışmasın diye önce Bakın şu toplamaları çevirmem gerekiyor gençler. Şöyle bölelim artı 98 yazdım. Hatta direkt yanına yazalım. Evet, eksi 76'ya artı 76'ya çevirdim. Ve toplamaya döndürdüm. Artı 72'ydi. Eksi 72 olarak yazıp toplama durumunda yazdım. 98 ile 76'yı toplayacağım gençler. 8, 7, 8 6 daha 14 elde var. 1, 9, 7 daha 16. 1 de elde 17. Artı 174 ile eksi 72'yi toplarsak Evet 174 mutlak değerce daha büyüktür. 174'ten 72'yi çıkardım. 102 olur gençler. Bunu da artı 102 olarak sorumuzun yanıtını vermiş oluruz. Evet gençler şöyle ikinci sorumuza bakalım. Ekranımızı biraz yukarı kaydıracağım. Evet, i̇kinci sorumuzda iki basamaklı rakamları farklı. En küçük pozitif tek tam sayı. Evet e, ee, iki basamaklı en küçük negatif çift tam sayıda kaç fazladır diyor. Gençler sırasıyla sayılarımıza bakalım. Evet, i̇ki basamaklı rakamlar farklı en küçük pozitif gençler ve tek tam sayı dediği için rakamlar farklı dediği için gençler bu sayımız artı 13'tür. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı gençler bu da eksi 98'dir. Aradaki farkı bulmak için gençler artı 13'ten eksi 98'i çıkaracağım. Evet yine gençler eksilen sayıyı aynen yazıyorum. Artı 13 yazdık. Evet eksi 98 yani çıkan sayıyı artı 98'e çevirdim. Ve çıkarma işlemini toplamaya döndürüyoruz. Evet 13 ile 98'i toplarsam artı 111 olur. Evet ikinci sorumuzun yanıtı diyelim. Evet sevgili gençler şöyle üçüncü soruyla devam ediyorum. Pilotluk eğitim alan Gökçe. Eğitim uçağı ile yerden 1500 metre yükselmiş. Gerçi yukarıda olduğu için biz bunu tabii ki artı olarak değerlendireceğiz. Dalgaçık eğitimi alan Halil ise 35 metre derinliğe dalmıştır. Bu da eksi 35'tir gençler. Gökçe Halil'in bulunduğu konumdan kaç metre yüksektir? O halde artı 1500'den. Eksi -35 35'i gençler çıkararak aradaki farkı buluruz. Yine burada gençler iki tane eksi yan yana gelince çıkarmayı toplamaya çevirelim. Artı 1500'ü yazdım. Eksi 35'i e artı 35'e çevirdim. Ve toplamaya döndürdük. Buradan sorumuzun yanıtı artı 1500. 1535 toplarsam artı 1500 35 metre olur diyoruz. Sorumuzun yanıtı. Demek ki 1535 metre daha yüksektedir dedik. Evet, dördüncü soruyla devam edeceğim. Gençler dördüncü soruda Zeynep ile Rukiye aynı noktadan zıt yönlere doğru yürümeye başlamıştır. Zeynep 360 metre, Rukiye ise 1440 metre yürümüştür. Son durumda aralarındaki uzaklık kaç metredir? Gençler zıt yönlerde olduğu için ne yapalım? İstersek hemen bakın şöyle bir sanki sayı doğrusu gibi yani ikisinin yönlerini modelleyebilirim gençler. Buradan başlamış olsunlar ve başlangıç noktasına gençler istersek sıfır değerini verelim bir sol tarafa doğru gittiğini düşünürsek bu eksi 360 olur gençler. Diğeri de sağ tarafa giderse artı 1440 olur. Aslında ne yapmam gerekir? Zıt yönlere gittiği için bunların direkt değerlerini toplamam gerekir diyorum. Veya gençler bakın toplarsak evet yani 360 ile 1440'ı toplarsak sorumuzun yanıtını buluruz. Veya artı 1440'dan sanki sayı doğru sürmüş gibi düşünürsek eksi 360'ı çıkartırsak yine aradaki farkı elde etmiş oluruz. Evet, artı 1440'ı yazdım. Eksi 360 ile artı 360 çevirdim. Ve toplamayı döndürdük. 1440 ile 360'ı toplarsak 1800 metre arada fark vardır diyoruz. Son durumda diyelim. Evet gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. 5. Evet, beşinci sorumuzda bir şirketin üçüncü katındaki çay ocağını işleten Salih Bey çay ocağının dört katı yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürür. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için iki kat daha aşağı daha çıkan Salih Bey son durumda binanın kaçıncı katında bulunmaktadır? Yani i̇şte başlangıçta zaten üçüncü kattaydı. Yani biz bunu artı üç olarak temsil edelim. Dört kat yukarı çıktığım için bunu dörtte topluyorum. Yukarıdaki için artı 4'ü topluyorum. Son durumda gençler 2 kat daha çıkıyor. Evet. Yukarı çıktı için yine artı 2 ile toplarsam son durumda gençler artı 9 yani 9. kattadır diyelim. Son durumda 9. katta bunu dedik. Evet 6. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek A artı B işleminin sonucunu bulunuz dedim. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman eksi 8'e eksi 6 a eklersek A'yı bulacağız. O halde A'nın değeri ekle dediği için toplayacağım gençler. Eksi 8'e eksi 6 ekledim. Evet, aynı işaretli olduğu için gençler sayıları topluyorum. 14 ortak işareti yazdım. Eksi 14. Evet, A gençler eksi 14. Eksi 14'ten eksi 9'u çıkaracağım ve B'yi elde edeceğim. Eksi 14'ten eksi 9'u çıkaracağım. İşte eksi 14 yani eksilen sayıyı aynen yazdım. Eksi 9'u artı 9'u çevirdik. Ve toplama durumuna getirdim. Eksi 14 artı 9'da B'nin değeri de eksi 5'tir. Bizden gençler A ile B'yi toplamamızı istedi. O halde şuradan A artı B diyorum. A'nın değeri eksi 14'tü. B'nin değeri eksi 5. Evet, i̇kisini toplarsak eksi 19 olur. Evet, sorumuzun cevabı diyelim. Evet sevgili gençler. Yedinci ve son sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerine farklıdır diyor. Gençler öncelikle çıkarma işlemlerini toplamaya çevireceğim. Eksi 8'i aynen yazdım. Artı 3'ü eksi 3'e çeviriyorum. Eksilen çıkan sayı gençler. Evet, toplama göre tersini yazdım ve toplarsam. Eksi 8'i eksi 3 daha eksi 11'dir. B'de gençler eksi 15'i aynen yazdım. Evet, eksi 4'ü artı 4'e çevirdik. Ve toplarsam eksi 15 artı 4 daha. Evet, zıt işaretli olduğu için 15'ten 4'ü çıkardım. 11, 15'in işaretini yazdım. Eksi 11 oldu. Evet, artı 8'i aynen yazalım. Artı 19'u eksi 19'a çevirdik. Ve toplarsam. Evet, mutlak değer eksi 19 daha büyüktür. O halde 19'dan 8 çıkardım. 11. 19'un işaretini yazdım. Eksi 11'dir. Bakın A, B, C gençler aynı değerde çıktım. Bunlar Ç'ye baktığımız zaman artı 4'ü yazdım. Evet eksi 14'e çevireceğiz. Ve toplayacak olursam mutlak değerce eksi 14 daha büyük olduğu için 14'ten 4'ü çıkardım. 10. 14'ün işaretini yazdım. Evet bu işlemimizin sonucu gençler bakın eksi 10'dur. O halde burada C'nin sonucu farklıdır diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.